Yıllar sonra çözülen Şükür Türkan cinayetinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Olayın gizemi sonunda aydınlatıldı. Fatma Erdem yıllardır süren sessizliğini bozarak cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Gözyaşları içinde yaptığı açıklamada "Ben yaptım, kocam beni zorladı." diyerek tüm suçu üstlendi. Bu itiraf cinayetin yıllardır çözülemeyen gizemini ortadan kaldırdı. Fatma Erdem'in tutuklanmasının ardından Güvenlik güçleri soruşturmayı genişleterek olayın tüm ayrıntılarını incelemeye başladı. Fatma Erdem'in itirafı hem ailesinde hem de kamuoyunda büyük bir şok etkisi yarattı. Ailesi kayıplarının acısını yeniden yaşarken Toplumun uzun süredir merakla beklediği açıklama nihayet geldi. Cinayet soruşturması belirsizlik içinde geçen yılların ardından Fatma'nın itirafıyla yeni bir boyut kazandı. Yetkililer cinayetin detaylarını ortaya çıkarmak için yeni kanıtlar ve tanık ifadeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Fatma Erdem'in tutuklanmasıyla birlikte adaletin sağlanması yolunda önemli bir adım atıldı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişme birçok kişiye derin bir rahatlama getirdi. Yıllar süren belirsizlik ve spekülasyonların ardından Şükür Türkan'ın kaybıyla ilgili gerçeğin gün yüzüne çıkması, olayı yakından takip edenlerde umut ve adalet duygusunu yeniden canlandırdı. Fatma Erdem'in ifadesi sonrası yetkililer olayın arka planını tam anlamıyla aydınlatmak ve cinayetle ilgili tüm detayları ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor toplum adaletin tam anlamıyla sağlanmasını ve sorumluların hak ettiği cezayı almasını bekliyor. Fatma'nın itirafı cinayetin sadece aile içi bir mesele değil, yıllardır çözülememiş bir trajedi olduğunun altını çizdi. Bu süreçte Fatma'nın ifadesi doğrultusunda kocası Mustafa Erdemin de suç ortaklığı iddiasıyla sorgulanacağı bildirildi. Yetkililer Fatma'nın verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmek ve olayın tüm detaylarını netleştirmek amacıyla derinlemesine bir inceleme başlattı. Şükür, Türkan cinayetinin arka planı yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken toplum bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve adaletin bir an önce sağlanmasını umuyor.